Merhaba. Şimdi son olarak geliştirdiğimiz ilişkisel uygulamayı adım adım inceleyeceğiz. İlk videoyu çok uzatmamak için bu kadar yeterli dedim ve tanıtım kısmını da anlatma kısmını da bir sonraki adıma bıraktım. Uygulamamız şu şekilde. Bir listemiz var. Kullanıcılar listesi. 3 tane de kullanıcımız var. Cihan Özsan ve şuralara dikkat edin. Detaylar önemlidir. Bay Cihan Özsan şeklinde. Şurada bir link var. Bir profil linki. Burada ilgi alanları var. C#, Go, SQL Server, Big Data, Machine Learning vesaire. Aynı şekilde Kerim Fırat için de geçerli ve Barış Özhan için de geçerli. Burada dikkat ederseniz farklı farklı uzmanlıklar ve ilgi alanları var. Şimdi uygulamamıza geçiyoruz. Öncelikle buradaki yapıyı oluşturabilmek için veriye ihtiyacım var. Nasıl bir veri? Bir kullanıcı bilgisi olmalı, liste halinde olmalı. Bunu veri tabanından aldığınızı düşünün. Kullanıcının adı, soyadı, kullanıcı adı ve bunun profil bilgisi mesela. Ve bu kullanıcılara ait ilgi alanları. Tabii ki burada da bir ilgi alanı, ilgi alanları tablosu olduğunu düşünün veri tabanında. Bir de bu ilgi alanlarının her kullanıcıyla eşleştirildiği bir tablo olduğunu düşünün. Yani 3 tane temel tablomuz olması gerekiyor burada. Biz tabii veri taban işlemi yapmadığımız için bu verileri JSON formatında tutuyoruz. Ve o JSON'ları da burada users JSON'ı bir liste tutan interest ilgi alanları JSON dosyası ve bunların ilişkilerini tutan bir mapping dosyası olarak tutuyoruz. Sonra buradaki JSON nesnelerinin içerisindeki verinin ilişkisel olarak da kullanılabilmesi, programatik olarak da kullanılabilmesi için her JSON nesnesinin bir model olarak oluşturulması gerekiyor. O yüzden user yani kullanıcıların bilgilerini bir user struct'ında tuttum. İçerisindeki fieldlar JSON'la aynı. Ve bir de interest diye bir alan verdim buna. Bu da interest dizisini tutacak. Bu da aslında işi kolaylaştırmak için yapılan bir şeydir. Yani siz bir kullanıcının ilgi alanlarını bulduğunuzda onun nesne örneği içerisindeki interest diye bir interest dizisine bind ettiğinizde yani append ettiğinizde diyelim diziye otomatikman bu nesneyi gönderdiğiniz ya da elde ettiğiniz her yerden doğrudan ilgi alanlarında elde etmiş olursunuz. O yüzden böyle bir kolaylık var. Interest içerisinde de gördüğünüz gibi gene basit bir struct yapısı var. Mapping içerisinde de gene bunların ilişkilerini tutan bir yapı var. Çünkü ben bunları sorgulayacağım. Döngü içerisinde kullanacağım. Mesela user ID'si şu olan, mesela 2 olan diyelim kayıtları döngü sayesinde bulabileceğim burada. Ve birbirlerine eşleştireceğim. If'le eşleştireceğim, döngü yapacağım vesaire gibi. Bunların üçünü anladık. Şimdi page'de bizim oluşturduğumuz tasarımı gördüğünüz sayfanın genel bilgileridir. Yani kullanıcıya özel değildir. O sayfaya özel şeylerdir. Sayfanın başlığı, açıklaması, o sayfanın linki gibi ya da veri tabanındaki ID'si gibi bilgiler. Sonra da bunların hepsini tek bir nesne olarak sayfaya gönderebilmek için User View Model adında bir View Model nesnesi oluşturdum. Ben sadece bunu oluşturup sayfaya göndereceğim ve içerisinde hem page bilgilerini gördüğünüz gibi hem de bütün kullanıcıların bilgilerini tutan bir users listesi oluşturmuş olacağım. Ve bunların bütün modellerini oluşturmuş olduk bu sayede. Sadece tek bir user view model nesnesi göndererek bu işi halledeceğiz. Template tarafını anladığınızı tahmin ediyorum. Burada basit bir şablon yapısı oluşturuyoruz ve buraya gönderdiğimiz verinin nerelere nasıl yazacağını kendisi belirleyebiliyor burada. Şuradaki köşelerdeki süslü parantezler Go'nun template yapısını oluşturan bir simge niteliğinde diyebiliriz. Asıl işimiz main Go içerisindeydi. Geldik ve dedik ki şurayı da şöyle kapatayım. Daha geniş bir alan olsun. Öncelikle bu verileri benim
hafızaya load etmem gerekiyordu, doldurmam lazımdı. Veri tabanını sorgulama gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela load users yerine veri tabanından kullanıcılar listesini aldığınızı düşünebilirsiniz. Biz de burada JSON formatındaki veriden elde edip diyoruz ki bu veriyi ben JSON şuradaki encoding JSON paketi sayesinde şuradan okuyorum, IOUtil'i okuyorum read file diyerek. Oradan elde ettiğim byte'ları da şurada oluşturduğum user dizisi tipindeki users adındaki değişkene aktarabiliyorum. Bunu da JSON paketi sayesinde yapıyorum. UnMarshall bizim okuduğumuz byte'ları şuradaki oluşturduğumuz boş olan user listesine pointer'ını göndererek buradaki verinin buna aktarılmasını sağlıyorum. Sonra da geriye dönüyorum bunu. Dikkat ederseniz burada da geri dönüş olarak model user var. Aynı şeyi load interest için de yapıyorum. Birebir aynı şeyi, sadece interest JSON verisini alıyor. Aynı şeyi interest mapping için de yapıyorum. Gördüğünüz gibi JSON'dan okuyorum. Bunu yapmamın nedeni bunlar arasındaki ilişkileri ben veri tabanı tarafında yapamadığım için ekstra bir ORM de kullanmıyorum. Yani Object Relation Mapping aracı da kullanmıyorum ki bazı işlemleri hızlı bir şekilde filtreleyebileyim mesela. Örneğin şu kullanıcının ilgi alanları getir, otomatik olarak kullanıcının interest field'ına, kendi içerisindeki interest field'ına aktar gibi işlemler şu an yapamıyorum. Çünkü öyle bir ne framework kullanıyorum ne de veri taban işlemi gerçekleştirebiliyorum. O yüzden bunları alacağım. Sonra döngüyle birbirlerine bağlantılı olan, ID'lerle bağlantılı olan verileri eşleştirip user'lardaki kendi nesnelerini bir liste haline getireceğim. Oraya da gideceğiz şimdi. Şurada da load file dediğimiz kısımda template dosyası için oluşturulan, page html için oluşturulan bir alandı. Şimdi header içerisine geliyorum. Header'da öncelikle ben veriyi oluşturmam lazım. Veriyi elde etmem gerekiyor. Veriyi elde ederken de dediğim gibi veri tabanı kullanmadığım için ben manuel olarak page nesnesini üretiyorum. Sonra kullanıcıları JSON verisinden alıp içeride oluşturduğum users adında bir listeye atıyorum. Aynı şekilde interest ilgi alanlarında interest adındaki bir listeye atıyorum. Sonra mappingleri de gene aynı şekilde buradaki function içerisinden alıyorum. Veriler elimde hazır. Sonra diyorum ki bu verilerin hangi kullanıcının hangi ilgi alanıyla ilişkili olduğunu şu an bilmiyorum. Çünkü bana hazır liste olarak gelmedi. Veri tabanından bu şekilde alamadım. O yüzden aldıktan sonra bunları belirlemem lazım. Diyorum ki bütün bilgiler öncelikle kullanıcı ile alakalı. O yüzden kullanıcılar listesinde bir dön. Döngüyü kuruyorum. User nesnesi olarak elde ediyorum her kullanıcı item'ını. Sonra bu kullanıcı için bir döngü daha oluşturuyorum. Diyorum ki içeride ilgi alanları mapping'i içerisinde bir döngü oluşturuyorum. Şimdi kullanıcıyı aldım. Kullanıcının içinde bir kullanıcı ID'si var. Ben bunun üzerinden karşılaştırma yapabilirim. Çünkü ilgi alanlarının mapping nesnesinde de ben kullanıcının ID'sini tutuyordum. Yani mappingler üzerinden ben aslında bu ilişkileri oluşturabilirim, alabilirim. O yüzden interest mapping listesi üzerinden de gene bir for döngüsü oluşturuyorum ve diyorum ki sonra her döngü oluştuğunda dışarıda oluşturduğum user ile içeride oluşturduğum interest mapping nesnesinin ID'lerini karşılaştırıyorum. Bakın user.id eşit mi interest mapping'deki user ID ile? Eğer eşit ise o zaman bu kullanıcının bu ilgi alanıyla bir ilişkisi var demektir. ID'leri eşit çünkü. Ondan sonra içeriye giriyor ve diyorum ki bir for döngüsü daha oluştur. Burada da ilgi alanının kendisini al. Çünkü kullanıcıyı buldum. O kullanıcının ilişkili olduğu mapping nesnesini buldum. Mapping nesnesini buldum ve bunların birbiriyle ilişkili olduğunu, ID'ler üzerinden ilişkili olduğunu anladım. O zaman artık
bir döngü daha oluştur ve ilgi alanlarını bu sefer elde etmek için ilgi alanları içerisinde dön ve dedim ki interest mapping'in interest ID'si ile interest nesnesindeki ID eşit ise onu şurada bulduğum, burada bulduğum user'ın interest dizisine append et. Append işlemi de yine user nesnesi üzerinden interest adındaki interest dizisine ekleme şeklinde gerçekleşiyor. Ve burayı yaptıktan sonra artık döngü tamamlandığında bütün kullanıcıların bütün ilişkisel verilerini, ilgi alanlarını aslında şuradaki user nesnesine oluşturmuş ve eklemiş oluyorum. Ve her eklediğimde de hemen şuradaki scope'un altında daha önce oluşturduğum new users adındaki bir listeye bunu tekrar append ediyorum. Dikkat ederseniz şuradaki işlemlerini gerçekleştirdim user'ı. Ben geliyorum dışarıda oluşturduğum new users adındaki yeni bir listeye append ediyorum. Ve şurası bittikten sonra aslında bütün süreç bitmiş oluyor veriyle ilgili diyebilirim. Ondan sonra da vModel nesnemi oluşturuyorum. Diyorum ki senin tipin user vModel tipinde. Bunun da page ve users adında iki tane proper özelliği var. Field'ı diyelim. Bunlara da değer olarak öncelikle yukarıdaki page bilgilerini veriyorum. Diğerine de kullanıcının listesini veriyorum. Şurada oluşturulan. Ve veri tamamen hazır. Ondan sonra da standart bir yapı. Template, parse files. Diyorum ki page HTML'i sen bir parse et. Buradan elde ettiğin, geriye döndüreceğin template nesnesinin pointer'ını, dikkat ederseniz yıldız var orada, pointer dönüyor. O pointer'ı da T'ye ver. T execute dediğimde de response writer'ı W olarak buraya veriyorum. Ondan sonra da veriyi gönderiyorum. Diyorum ki şuradaki page HTML ile buradaki V modeli birleştir, birbirine bind et. Ondan sonra da çıktı olarak şu şekilde bir sonuç karşımıza geliyor.